Bakın gerçekten şimdi arkadaşlarımıza bir hadis-i şerif hazırlattım. Yani sizlere yani en güzel sahurluk. Sahurluk arıyoruz. Uzmanlar ne yiyelim? Allah ya Rabbi sahurda yemeyin. Yani sahurda yiyin de bak sahurun bereketi bunlar. Geçen sene binlerce insan yazdınız WhatsApp'tan ve cevap beklemiyoruz dediniz. Bir de öyle bir asalet gösterdiniz. 14 binden fazla, 15 binden fazla insandan bazı mesajlar geldi. Hepsi bunların müjdeli şeydi. Bugün komik bir, onu öyle girmek istemiyordum ama şunu söyleyeyim mi? Şeyde gidiyorum. Yani böyle bir hani sokak kenarına falan böyle tezgah açan, yani haftada bir kere falan tezgah açan şeyler var ya. Allah razı olsun bizim insanımızdan. Hocam selamünaleyküm diye bağırdı. Ben haz etmiyorum öyle. Yani millet bağırması hoş bir şey değil. Hani bana yapın da başka hocaya yapmayın bari. Yani sıramızı öyle sağmış olalım. Bağırılmaz insan babasına falan. Baba falan der mi mesela? Saygı gösteriyorsun öyle. Ama tabii sevdiğinden. Hocam cuma akşamları salatü selam okunuyor. Böyle yapıyor bana. Ya dinliyorum seni hocam. Sağ ol Allah razı olsun dedim. Birkaç adım attım yürüyorum. Şimdi sesi duyduğumun farkında değil. Yan tezgahtaki adam dedi ki, affedersiniz özür dilerim. Kim ulan bu dedi. Kim bu de adam dedi. Aynen öyle söyledi bak. Ben de yürüyorum, duyuyorum sesi. Ya şey yok mu dedi, bizim Mustafa Hoca dedi ya. Şimdi bak, o kadar hoşuma gitti ki bu. O kadar hoşuma gitti ki bu. Neden biliyor musun? Ya cuma akşamları salatü selam okuma mevzunu anlamış. Daha gerisini koy gitsin zaten. Ne yapacaksın yani? Mevzu bu. Ya şey bizim dedi ya. Çıkıyordu. Ha bilmiyorum. Meşhur mu dedi falan. Ya konuşuyorlar. Daha dinlemedim artık. Ama çok keyifliydi. Bizim insanımız güzel. Bak şimdi o yüzden sana ben ikram olsun diye bunları anlatıyorum. İsmimi yanlış anlayabilirsin. Ama bunları doğru anla. Bak acayip bir hadis-i şerif var. Hani acayip değil aslında da. Yani ne alaka diyemeyeceğin şekilde... Yani şöyle, abi görüyor mu yoksa bizi falan diyebileceğim bir hadis-i şerif. Bak ciddi söylüyorum bak. Hani bir hadis-i şerif gelecek şimdi. Ver o istikamet üzere olma meselesini. Görüyor mu bizi ya? Aa. Vestakimu. Velen tahsu. Geçen birisi bunu anlatıyordu, yanlış meal vermiş buna. Vestakimu. Zevkin var mı? 2 dakika bende kalır mısın? Allah rızası için bak. 2 dakika bende. Yazık olmasın yani. Ben önemli değilim ya. Biz kim? Hadis çok önemli. Bak Allah Resulü orada deseydi ki doğru olun deseydi yanmıştık biz. Emre itaatsizlik. Hocam Resulullah'ın emrine itaatsizlik. Ne zannediyorsun? Kur'an-ı Kerim'de emir var. Allah Resulü'ne itaat edin diye. Resulullah deseydi ki daima doğru olun. Orada istikamet üzere olun diyor. Bak istikamet üzere olun. Ne demek o biliyor musun? Ne demek? Samet öyle bakma ya. Ne demek? Hep doğru olmaya çalışın. Şaşarsın çünkü abi. Düşersin yani. E şimdi biz beşeriz şaşarız. Bak Resulullah Efendimiz buyuruyor ki. Düştün. Ben düştüm abi. Benden bir şey olmaz deme. Hep doğru olmaya çalış. Hep düzelt kendini. Vestakimu. Velen tuhsu. Velen tahsun şu, yaptığın iyilikleri sayıp dökme veya ben yaptım ya bu kadar de şunu duydum abi kulağım, bak yemin edebildim ya yemin ediyorum size, ben şunu bu kulakla, aynı kulak mıydı? Neyse ikisiyle beraber duydum. Hani bir de hücreler değişiyor ya, bak tarihini bile söylerim sana, 80'li yılların sonu. Aynen şunu dedi birisi, ya çocuklar dedi, bugün dedi oruç tuttunuz dedi. Yani içeride teravih de kıldınız. Yani dedi ahir zamanda daha ne yapacaksınız? Allah sizin gibi Müslümanları bulmuş daha ne isteyecek gibi bir söz söyledi ya. Bak yani. Hasbunallahu ve nimel vekil ya. Ya bir de borçlu çıkar bari. Bak hadis-i şerifte buyuruyor ki hani bir gözü görüyor mu acaba diye. Velen tahsu. Yaptığınız ibadetleri, taatları, iyilikleri de sayıp dökmeyin. Çok bir şey yapmış gibi. Ondan sonra bakın acayip bir şey. Hemen bak. Sayamazsınız. Arkasından
yazıyor orada değil mi? Gözlerim biraz. Biliniz ki amellerin, bak biliniz ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Bak kardeşim bak. Acaba bunu Ramazan'da söylememiş mi falan diye düşünme. Arkadaşlar hep söylüyorum. Bana da kızmadığınızı biliyorum. Ama bak doğru konuşmak lazım. Yani bugün işte geçenlerde yine bir doktor çıktı, hekim çıktı diyor ki arkadaşlar diyor öyle hapı ver, fitili sok, iğneyi bas, 35 kilo ver. Böyle bir şey yok ya. Ne olur artık yeter ya diyor. Adam artık iftira ya. Siz bana asabi diyorsunuz. O doktor çileden çıkmıştı. Ya yok dedi artık yani. Hiç mi yok hocam? Ya yok diyor adam artık şey. Yani o da böyle şeyi oynuyor. Hiç mi yok hocam? Ya kafasında bir şey var demek ki. Ya yok diyor kardeşim. Bunu yediğin müddetçe damarın tıkanır. Bitti diyor yani. Yemesen de tıkanıyor zaten. Bir de takdir meselesi var bilemiyorsun. Genetik yapı. Bak Efendimiz buyuruyor ki biliniz ki. Bak bu kadar. Biliniz ki. Yapabileceğiniz ibadet olarak en hayırlı iş namaz. Demiyor ki sana fabrikaya gideceğine otur evde namaz kıl. Hani Allah'a ibadet etmek istiyorum. Nereden başlayayım? Namaz. Bak arkadaşlar. Kılıyorsun, kılamıyorsun, kaçırıyorsun onu konuşmuyorum. Ama bak elbet biz bugün mesajda bana ulaşıyorsun. Binden bir ulaşıyorsun. Ama Efendimizin mesajı var. Elbet Allah Teala bu. Hani iki tik var ya okundu. Yani oraya gittiriyor görmedik değil. Açılmış görünüyor sende. Sen bunu duymuşsun diyecekler yani ahirette. İki tikli. Okundu yani. Okundu ama. Cevap yok.